Evrenin sırlarına yolculuk. Space, Avrupa Uzay Ajansı'nın katkılarıyla. Hayalleri süsleyen uzay yolculukları, modern zamanların büyük kahramanları, uzay çağının eşsiz gözlemcileri astronotlar, fiziki ve psikolojik açıdan en dayanıklıların arasından seçiliyor. Onlar zorlu görevlerini insanoğlunun yaşamasına elverişsiz alanlarda gerçekleştiriyor. Peki ya çalıştıkları yerçekimsiz ortam onları nasıl etkiliyor? Genelde ilk günler denge problemleri yaşanıyor. Bu çok sık meydana geliyor ve sizi işinizden alıkoymuyor. Rahatsız edici bir durum ve azgın denizde bir tekneyle yol almak kadar zorlu bir olay. Hatta bazı kişiler kusuyor. Herkesi farklı etkiliyor ama birkaç gün içinde adapte olunuyor. Bu tip problemler iç kulaktaki denge sistemini de tahrip ediyor. Michel Tognini bu tip belirtileri bizzat yaşamış eski bir astronot ve şu an Avrupa Astronot Merkezi'nin müdürlüğünü üstleniyor. Uzay tutması bir yana, dünyaya indiğinizde dünya tutması da yaşıyorsunuz. Dünyada ayaklarınızı bulmakta zorlanıyor, sersemliyorsunuz ve başınız size çok ağır geliyor. Boyun kaslarınız çok zayıfladığından başınızı çevirdiğiniz anda sanki bir daha kaldıramayacakmışsınız gibi ağırlaşıyor. Uzaya çıkacak astronotlar Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Köln'de bulunan Avrupa Astronot Merkezi'nde eğitim alıyor. Uzaya çıktıklarındaki sağlık durumları da burada inceleniyor. Her astronot kendi özel doktoruyla buradan iletişime geçiyor. Haftada bir gün Frank'le telefonda görüşme fırsatım oluyordu. Ve bu görüşmeler kimsenin duymadığı doktor hasta konuşmalarıydı. Yani tamamen özeldi. Belçikalı astronot Frank Devlin, Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'de kalan son Avrupalı elemandı. İstasyonda tam 6 ayını geçirdi ve 2 ay kaptanlık yaptı. O ve takımındaki 5 arkadaşı yoğun bir çalışma temposu geçirdikleri görev süresi boyunca önemli sağlık sorunlarıyla karşılaştılar. Uzayda yer çekimine karşı kalbin beyne kan pompalaması gerekmiyor. Ama beyin ilk kana ihtiyaç duyuyor. Kalp yukarı kan pompalaması gerekmediğinde rahatlıyor ve bu rahatlama da kasların gevşemesine neden oluyor. Ayakta durma zorunluluğumuz olmadığından vücuttaki tüm kaslarda aynı problem yaşanıyor. Şu an ayakta duruyorum ve bedenimi dik tutabilmem için vücudumda yüzlerce kas çalışıyor. Ağırlıksız ortamda buna ihtiyacımız yok. Astronotlar kas kaybı ve kalp zayıflaması gibi sağlık sorunlarının önüne geçebilmek adına her gün düzenli olarak spor yapıyor, makinelerle kardiyo hareketlerini asla ihmal etmiyorlar. Astronotlar kemik ağırlıklarını ve kaslarını kaybettiklerinden kardiyovasküler problemler yaşıyorlar. Uzayda günde 2 saat süreyle antrenman yapmaları gerekiyor. Bu uzun sürede çok efor harcandığı düşünülse de aslında vücutlarına sadece küçük bir etkisi oluyor. Bu yüzden de onlara zaman kazandırıp en fazla etki edecek yeni antrenman yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor. Köln'de bulunan Avrupa Astronot Merkezi'nde geliştirilen merkez kaç sistemi astronotların kaslarını geliştirmeyi hedefliyor. Yeryüzünde yerçekimsiz bir ortam yaşatan merkez kaç sistemiyle yapılan hareketler Uluslararası Uzay İstasyonu'yla aynı atmosferde gerçekleşiyor. Yerçekimsiz ortamdan etkilenen bir diğer bölgede kemikler. Kemik bir defada oluşmuş organlardan değildir. Kendini zorlandıkça yeniler ve eğer yürümek gibi bir baskı ortamı bulunmuyorsa kemik zayıflar. Kemik erimesi meydana gelir. Osteoporoz doktorları en çok endişelendiren problemlerden biri. Araştırmacılar astronotlarda kemik erimesinin meydana gelmemesi için yoğun çalışmalar yürütüyorlar. Ama elbette sağlık sorunları bunlarla sınırlı kalmıyor. Vücut sıvıları yerçekimli ortamda bacaklarınızdan aşağı doğru çekilir. Ancak uzayda sıvılar geri gider ve büyük bir yüz ile şiş yanaklara sahip olursunuz. Artı olarak dilinizde de değişimler yaşanır ve tat alma duyunuz azalır. Bu nedenle astronotlar yemeklerine daha fazla tuz koyar. Yörüngeye çıkıldığında yemek zamanları en önemli ana haline geliyor. Zorlu geçen iş zamanlarının ardından verilen yemek molaları sadece açlığı bastırmıyor, astronotlara biraz dinlenip rahatlama imkanı da tanıyor. Astronotlar çok tuz tükettikleri zaman, hatta normal bile tüketseler, bilinmeyen bir yerde tuz depolamaya başlıyorlar. Yoğun miktarda cips ve tuzlu gıda tüketildiğinde kemiklerin yıprandığını görüyoruz. Ama nedeni bilinmiyor. Bazı sonuçlar yeryüzünde önem taşıyabiliyor. Ve uzayda saklanan gizli düşman radyasyon. Uzay istasyonu güneşten yayılan radyasyonu ölçmek ve önlem almak için özel bir sisteme sahip. Ancak yine de radyasyonun uzun süreli etkileri astronotları tehdit ediyor. Radyasyon kanser gelişimini hızlandırıyor. Uzayda öldürücü dozlara maruz kalmanız çok kolay. Ve eğer Mars'a korumasız kıyafetlerle giderseniz gerçekten tehlikeli derecelere ulaşırsınız. Belki de bu yüzden uzay ajansının değişmez bir yolcusu var. Bu yakışıklı mankenin ismi Matruşka. Deneyim mucidi ise Almanya'daki uzay ajansı doktorları. Buna gerçek kemiklere sahip insan hayaleti diyoruz. Yani uzay istasyonumuzda bir Matruşka isimli iskelete sahibiz. Ve insan vücudundaki organların farklı derecelerde radyasyona maruz kaldığında ne olduğunu gözlemliyoruz. Ve bu bağlamda astronotların vücudunun radyasyona nasıl tepki verebileceğini hesaplıyoruz. Hayır, astronotlar delirmedi. Sadece enerjilerini harcamaları gerekiyor. 6 aylık uzay yolculuğu sonrasında bile astronotların ruh hali fevkalade durumda oluyor. Uzayın insan vücuduna uygun olmayan yaşam koşullarında hayatta kalma dürtüsü içgüdüsel olarak ortaya çıkmıyor belki, ama eğitimle üstesinden geliniyor. Eğitim farklı alanlardan oluşuyor. İlk olarak takım tartışmalarıyla başa çıkmayı öğreniyoruz. Mesela uçuş ekibindeki gibi. Onları bir dağın tepesine yolluyoruz. Ve her astronotu bir eğitmenle eşleştiriyoruz. Her gün üzerlerindeki baskıyı biraz daha artırıyoruz. Ve sonunda buna dayanıklı hale geliyorlar. Eğer yeteri kadar esneklerse zaten onları istediğiniz kadar baskıya maruz bırakabiliyorsunuz. Ve kesinlikle pes etmiyorlar. Bu tarz bir eğitim elbette astronotların psikolojilerini sağlamlaştırıyor. Peki ya uzay? Uluslararası Uzay İstasyonu tıp için yeni bir araştırma sahası olabilecek mi? Kesinlikle evet. Şimdiden bazı uygulamalar meyvelerini veriyor. Space'in gelecek haftaki teması uzaydan dünyamıza tıp bilimi olacak.